Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Elhamdülillahi rabbil âlemin Ves salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeîn Ala resulina Muhammedin salavat Hizmet dostullarından e, harici cereyanları takip etmemek vecizelerinden okuyoruz toplama bir toplamayı 3-4 hafta bitiremeyiz. Ne yapıldı? Böyle hulasa, 2-3 cümleyle. Birinci vecizeyi okuyorum. İnnel insane le Ayetine en azam bir tarzda şimdiki boğuşan insanlar mazar olmalarından onlara değil taraftar olmak veya merakla o Ceylanları takip etmek, onların yalan aldatıcı propagandalarını dinlemek ki çok iyi biliyoruz yüzde sekseni varan yalan. Servis edilen haberler yüzde doksanı bayat. Ben bilerek söylüyorum. %30'u cemiyette yeri hiç olmayan, çok çok istisna, tek tük olanı genel imiş gibi yapılanlar. Bunu medyaya vererek sanki her yerde her zaman herkeste oluyormuş gibi bir nazarı veriyorlar genellemek için. Bu zamanda merak ile radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane hani, küryardaki boşmaları merak edip bakanlar Dikkat edenler, bakanlar diyor, bakanlar, televizyon veya görüntü. Dikkat edenler, dinleyenler, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Usta öyle diyorsun da biz bayağı istifade ediyoruz. Ne yapar? Ya aklını dağıtır manevi bir divanı olur, ya kalbini dağıtır manevi bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevi bir ecnebi olur. En azından en masum kendi işini yapamaz. Gelgin olur, asabi olur. Caiz ne? Evet. <laughs> bakmak da caiz değil diyor. Dinde caiz değildir. Ee, Hanifi mezhebinde tahrim, bir şey dediyse bu mekruhtur. Ee, bir tenziye mekruh var, bir tahrimen mekruh var. Bu mekruhtur, caiz değildir deyince harama yakındır. Mekruh deyince mutlak bırakıyor. O harama yakındır. Tenziyen değildir. Tenziyen hasreten söyler. Şafide ise haramdır. Caiz değildir. Yani bu müsaade edilmemiş. Kim etmemiş? As'ın imamı. Başka? Fıtrat. Kur'an bizi şiddetle siyaseti. Siyaset zannediliyor ki bu parti hareketleri bunlar fitnedir. Oysa Allah Resulü İslam İslam siyasetçisiydi. Yönetici yani. Halife iyiydi yani. Halife İslam'dı. Şimdikileri siyaset zannediliyor fitneye. Tabi peki meydanı ona, ona bırakacağız. Ben onlara mı bıraktım? Yani benim siyasi derslerim yani gazete, televizyonu takip etmedim halde onlara mı bıraktım? Ustad onlara mı bırakmış? Bugün bak WhatsApp'tan, WhatsApp, şey, meclub grubundan ne payla? Gayrimün tevafuk etti. CHP vermenin ne demek olduğunu, taraftar olduğunu. Adam diyor ki, bir tanesi beni denk geldim Abdurrahman camide. Dedi ki, niye dedim CHP'nin yanındasınız? Kursumuzu yıktı dedi. Oysa olayı ben çok iyi biliyorum. Oysa yola denk geldi iki katlı yıma tuğladan ve hazineden alınmış bir bina. Buna mukabil iki yer e, bir şey bir yerde bina yapılmış, e, başka bir yerde arsa vermişler. Orada bina yapın diye. Ben biliyorum nerede oldun. Bunları hiç demedim. Ne dedim biliyor musun Mehmet? Dedim ki kursunuz kaç tane vardı? E, bir tane dedi. E, dedim 20 bin camiyi yıkana nasıl taraftar oluyorsun? Bir kursunu yıkana düşman oluyorsun. 20 bin cami ve bu kadar alimleri asana taraftar oluyorsun. Evet. Hiç düşünmemiş ya. Yani. Bir de alim asarken mahkemede şurada burada asmıyor. Talebelerini avluya topluyor. Meydanda asıyor ki çocuklara siz de bak böyle olursunuz laf dinlemeseniz. 20 bin cami, cami yıkanı, Taraftar oluyorsun bir kursumu yıktı diye. Tamam. anlatamazsınız de ha. bırakacaksın. Allah Allah anlatacak onu cehennemde. Onu Allah anlatacak cehennemde. Onları cehenneme koysak diyor. Yansa. O azap çekse. Getirsen diyor dünyaya. Gene Cenab-ı Hak söylüyor. Aynı olurlar. Önemli olan mutahir olanlara doğruyu ara, aramak isteyip doğruyu araştırıp doğru nedir diye bulmak isteyenlere biz bunları söylüyoruz. El razı bir zarar lenzele. Adam ne dedi peki ben öyle deyince? Yüzünü çevirdi gitti. Düzeleceğini mi biliyordum? Yok. Zaten biliyordum. Ama başka bir yerde bu cesaret göstermesin. Doğru dedim bir kurs peki bir kursunu mu yıktılar dedim. Hiç hoşuna gitti bak sahip çıktı itiraz etmedi. Evet bir tane yıktılar. 21 tane 20 tane ta... bin cami yıkana bu bir kursum yıkıldı diye tarafta rolunur olunur mu dedim. Öteki tarafta ustana fasık 11'de saat 11'de vaaz ediyor. Ustada bizzat duydum ben videosunu. Ustada fıkı sor sor cevap vereyim programında ustada fasık diyor. Onların şeyhi Kastamonu'da geçiyor. Cumhuriyet döneminde CHP'yi bırakmış, ustada hücum ediyor. Birinci Şov'da kendisini işaretle çıkarıyor diye camileri yıkılmış, alimler asılmış. Bir kelam yok. Onun devamcıları işte. Ya tuhaf. İkinci vecizemiz. Ahır zamanda yaşıyor. Ahir zamanda istikamet tutturmak kolay mı? Koca peygambere Allah diyor ki... Ey peygamber takvanı artır, ilmini artır, orucunu artır, zekatını artır. Artır da artır demiyor. Kur'an'ın filistesi Fatiha... İhtina sıratı müstakil. İstikamet emrediliyor. Sikke-i tasdiki gaybi 163'te diyor ki... O zamanda fert ne kadar muktedir dahi ulema dahi olsa istikamet yoktur. Ahir zamanda fert istikameti yoktur. Ancak istikamet şahsı manevidedir, cemaattadır. Tek başına olamazsın. Peygamber'e bile diyor Şehvettin Suretin Hud. Hud Suresi bile ihtiyarlattı. Koca peygamber o zaman beyazlamış, ak düşmüş. Sebebi fes takim kema ömürte. Yani emr olunduğun gibi istikametli doğru ol. Adam şeyh, himmet bekliyorlar. CHP'yi bırakmış, camileri yıkanı bırakmış. A alimleri Hasan'ı bırakmış, ustada hücum etmiş. Ve bundan Allah şefaatini mazar eylesin diye deyince duyuyordum işte, duydum. Tövbe estağfurullah dedim. Ben aynı kendime dedim ki tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Kardeş, bana bir şey olmaz diyenlerin seslerini duyuyordum. Sonra sesleri de yok. Sesleri yok ha. Bana bir şey olmaz diyen dershanede kalanların gördüm. 37 tane vakıftı. Bana bir şey olmaz diyenlerin ses sadaları ilk önce geldi. Sonra o ses de yok oldu. Yani bu zannediliyor ki, e, oy verme oy vermemek ikinci cinayettir. Cinayettir. Çünkü bir Müslüman potansiyel olarak CHP'nin karşısındadır. Vermediği anda CHP vermiş oluyor. Çünkü senin oyla CHP'yi durdurman lazım. CHP parti değil. Ha böyle koyacaksın buraya. Bu ideolojidir, İdealist değil. İdealist sen de konuş, ben de konuş. Senin fikrin ayrı benim ağır. İdeoloji demek benim gibi düşünmüyorsan, beni sevmiyorsan, benim sevdiklerimi sevmiyorsan yaşamayacaksın. Yaşama hakkı vermeyene ideoloji denilir. Kuzey Kore gibi, Türkiye gibi. Sevmedin mi beni? Yaşamayacaksın. Buna ideoloji denilir. Avrupa'da da öyle. Amerika'da da öyle. Adam diyor ki Amerika şu anda. Benim yanımda değilsen karşımdasın diyor. Onun için CHP'yi buraya koyacaksın. Bu, bu azam işyer. Bunu durduracak. Karabalık peygamber değil, Şehul İslam değil, evliya değil, ustad değil, hoca seçmiyoruz. Bunu durduracak karabalık. Buna da ehven deniliyor. Bu her zaman değişir. Her seçimde. Bu değişmez. Bunu durduracak bu cenah. En güçlü buna karşı. Buna ne deniliyor? Ehven üşer. Mecelede 27. madde galiba veya 28. madde. Anay İslam Anayasası'na geçiyor. Azami şere şer karşı Efenüşer tercih edilir. Ne demek? Kol kesene karşı parmak kesmeye razı olunur. Evet, ikinci okuyorum. Evet, bu zamanda merak ile, radyo vasıtasıyla ciddi alakadarane, küreyardaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddi ve manevi pek çok zararları vardır. Bu da Kastamonu 37. Birinci 207 idi. Üçüncü vecizemizi okuyoruz. Böyle fani boğuşmaları ve hadiseleri merakla takip etmek bir nevi sarhoşluktur ki. Sarhoşluk. Nasıl sarhoşluk? Şundan geliyor. Hakiki vazifelerden gelen, ben bu akşam başıma geleni bir anlatacağım bunlarla alakalı Hakiki vazifelerden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen telumat. Mesela niye Kur'an alacağım dedim. Başlıyor sıkıntı. Bu yaşta. Ya şu nafile kılacağım. Seccadeye koyana kadar sıkılıyor. Ya ben şu birisinden işte mecule bir bakayım grup WhatsApp grubu. Can haşkerane atlıyorum. Canım ya bu nedir bu ne hal dedim. İnanın ya bugün işte dün akşam. Bu ne hal ya. Buna dedim can iki gün yoktum Yunanistan'daydım Bulgaristan. Bir bakayım şuna. Orada te telefon açamıyorsun. Bir bakayım. Bak acayip bir heyecan. Lan şu namazı kılayım. Vallahi şu Kur'an okuyayım lan. Çok iyi biliyorsun ki ben her gün cüzü bitireceğim. Diyor mu? Aynı konuşuyorum buna. Her gün bitireceğim. Gene sıkıntı veriyor. Bu ne ya? Ya bu adam. Bu adam hala diri. Bu şeytan. E peki ne diyeceğim? Şimdi adam cüzünü okumamış. Hizbul Kur'an okumamış. Risale şey yapmamış. Aslı vazifeni yapmamış. Ruh sıkılıyor. Alıştı ya. Bunu bastırmak için yapmak lazım. Fani bu. Oradan oraya. Onu. Ona da bir kılıf uyduracağız tabii. Ya ben millet İslam için kanı alıyorum. Böyle fani boğuşmaları, hadiseleri merakla takip etmek niçinmiş? Bir nevi sarhoşluktur. Niye sarhoşluk? Hiç geçmedi ki. Hakiki vazifelerinden gelen ihtiyacat ve yapmamaktan gelen tevlumatı muvakkaten unutturduğu için. Cüzümü okumadım. Evradımı okumadım. O ne oluyor peki? İnsana sıkıntı veriyor. Bunu nasıl bastıracaksın? Telumat ve muvakkaten bak vazifelerden gelen ihtiyacat. ihtiyacımı yapmadım. Yapmamaktan gelen telumatı o seyrettiğim videolar muvakkaten unutturduğu için menhus bir zevk verir. İyi ve doğru filmden bahsetmiyor. Burada zaten videolar haramı haramdır. Zaten haram hakkında fikir üretemezsin. Seyretmeyin, şey yapmayın. Zaten Allah haram demiş. Bu mubah olanı söylüyor. Seni tarafkir ediyor. Bilmiyorsun bak kaç birkaç 10 senelik önceki kaydı yeni servis yapıyor. Yeni habermiş gibi yapıyor. Yüzde otuzu şu cinsten, yüzde yirmisi şu cinsten diyorum size. O zaman insan niye bunu bildi aldı? Hakiki vazifelerinden gelen ihtiyacatını ihtiyaç hissediyor dine, evrada, eskara, risale okumaya. ihtiyaç hissediyor. E bir de bir vazifesi var. İkinci cümle yapmamaktan gelen teluma, yapmamaktan gelen bir elem. Muvakkaten bu seyretti videolar unutturduğu için menus bir zevk verir. Ne sedilmiş? Öyle bir zevk ki Süfli zevk. Lezzet değil bu. Zevk verir ve tehlikeli bir yese düşürüp bir de daha ileri o videolar servis yapıldı ya gaye neydi? Yeyse atmak. Eskide yapmışlardı. O bir tane vardı ya o başı devresin hapise girdi vesaire bir masonlukta ismini vermeyin ha böyle masonluk kitabı böyle basmıştı. Mesela diyelim ki çok iyi bildiğim için söylüyorum o zaman. Manda bir mason mühendis var. Ma Koy Aksaray Man Fabrikası masonlara ait. Gemi yapın tersanesinde bir mühendis söylüyor. resmini çekmiş böyle mason komitesinin şeyi. Bilmem neyin şefi. Şu deniz kezleri Gölcük tersanesi masonlar. Böyle böyle. E canım bittik canım. Her taraf işgal edilmiş ha. Yani mason, her taraf mason. Bizi o yönetiyor. Hep İsrail, hep Yahudi, hep Yahudi. Gıda her şey onun. Ya tamam canım. Yeysi atmak. Gaye bu. O adam böyle. Kitabın hep mason. Türkiye, Türkiye masonları. Allah. Her şey o. O zaman insan diyor ki bir şey yapasın gelmiyor ki bitti. Neysin düzelteceğim. Bir yeysi düşürüp, tehlikeli bir yeysi düşürüp. La takletimin rahmeti Allah'tan ümidini kestiriyor. Ayetindeki Emri ilahiyeye muhalefet eder. Tokata mustahak olur. Emir dağ elli altı. Yani çok acayip. Ya ustad dedi mi? Uy ya kardeş, Uy kayfa fenerini sokma. Soktun. Ne oldu? Ha bilmeyecek miyiz? Bildin de ne oldu? Vazifeni bile yapamadın. Duayı bile yapamadın. Ben takip etmedim. Bilmiyor muyum? Sikirtası kaybı yok o. Bu abi, yan tarafta da hemen şey diyor. Hani siyasetleri takip edenler işte mesela diyor ya kalplerini de hakayık ve İslami ait zevklerini, kırıp havalandırmak diyor. İhtiyaç hissetmiyor i̇şte ki. Yani, İnsanlar niye uzak duruyor? Niye hani okuyamıyor? Niye Kur'an okuyamıyor? Ya. İşte onları takip ederdi artık o şevki zevki kırılıyor ya. Yani. Evet bir de akılan geveze diyor. Kar 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 Öyle acayip bir şey ya. Yalan. Ne yapacağız? Vazifemizi yapacağız. Sahibi Allah'tır insan sonsuz yaşamayacak ki. Herkes olduğu yerdedir. Liyakata göre yönetileceksiniz diyor. Devam. Tamam. Yapacak bir şey yok. Vazifeni yapacaksın. Mesela biz bizzat fiili takip etmiyoruz da şu derslerle toplumda az mı fayda veriyor? Yani sen siyasete girdiğinde kaç kişi partini kazanır? Ama bu azamın şerri böyle göstersen ama Allah bitirdi onları. Bak, nasıl bulaştırdı siyaseti, şey, Risale-i Nur şeyine? Böyle çarşaf çarşaf gazetesine ki çok şükür birkaç yüz, bin kişi bile değil. Ha böyle koymuş, bir yerde CHP, bir yerde ıstadı koymuş. Eski CHP değilmiş. Eski Risale-i Nur değil, değil, diyecek de utanıyor onu diyemiyor. Risale-i Nur'da var ya CHP, kıyamete kadar ya. Risale okur, kıyamete kadar müceddittir der. Eski CHP değilmiş. Ama Risale e, Ozan diyecek ki neredeyse eski Risale değilmiş. Bu yeni Risale. Tabii. Zaten bu, çıkmış başka bir hareket. Çok çok hassas bir hareket dediğiniz Risale'nin tahkik bir cemaat dedin. ikinci emir daha kabul etmiyor. Çünkü siyasi mektuplar ya, istikamet veren mektuplar ya, insanlara istikamet Hadiseler, laikalar nedir? Herkes kendisi bulsun. Öyle bir şey yok. Dershanede kalmışsın. Risale'ni okumuşsun topluma mecra vereceksin. Malzeme vereceksin. Nereden bilecekler? Azami şerle ehveni şerli. Anlatacaksın. Adam anlatmıyor bunu da. O onun için ikinci emir daha. Niye karşı? İçeriklerinden dolayı. İçinde ne var ikinci emir daha? İçtimai istikamet. Lozan var içinde. Beş tane vasiyet var. Ve mutlak varislerini anlatılıyor. Abileri anlatıyor. Ustadın beş tane vasiyeti var. Lozan var. Siyasi mektuplar var. Niye bu adam bu şeye karşı onun içeriklerine karşı. Hey! Abicilik yapma. Kim der bunu? Abicilik yapmak isteye. Abiciliğe zarar veriyor. O vasiyetleri, ustadın o, o vasiyetleri, mutlak vekillerini niye kabul etmiyor? Burada Hasan abi var ya. Hasan abi var ya başka abi olur. Nerede çıkartıyorsun Hasan? Oturdun, otur kalk. Otur arkadaş. ikinci emirden niye kabul etmiyor biliydi? Otur için ikinci emirden de ne, ne anlatıyor ya? Bu adam niye kabul etmiyor? Ha! Senin derdin başka ama suret takta gözüküyor. Ne yapacağız? Yorumuz. Öteki tarafta bir bakıyorsun. Eski CHP değil diyor. Risale-i Nur gidiyor, tahrip şey yapıyor. Gazetesinin yarısı ustad, yarısı CHP. Evet, geliyor. Aa bu, bu eğer bu laykalar okumasan, niye benim başımıza bu kadar çorap ördüler? Laykaları nazara verdiğim için. laikalara nazara verme bak onlar gibi gül gülistan tepede oluruz. Ne diyorlar biliyor musun? Felsefeci diyorlar, muiddin Arabi diyorlar, siz diyorlar, e, dili keskin diyorlar. Ondan sonra ne bileyim layıkacı diyorlar, layıkacı diyorlar. Aa, bir şey yafta yapacak ya bir şey. Niye diyorlar? Bunun için diyorlar. Kardeşim biz sözleri dört tane bak. Sözleri, mektubatı, lemaları, şuaları okuyarak istikamet bulamazsın. İstikamet fes takim kemerte olamaz. Ancak bu treni yapma ile hedefe götüremezsin. Ray lazım. Gemi yaparak olmuyor. Su lazım. Ha? Araba yapmayla etmiyor. Benzin lazım gibi layıkasız istikamet yoktur. Onun için hücum ediyorlar bana. Ne yapıyorum ki ben? Layıkalar nazara veriyorum. Layıkalar nazara veriyorum. Oku kardeşim layıkalar. Mutlaka istikamette olursun. E, yok bir yere bir yere gidiyorsunuz ya. Bu da çok dokunuyor. Bir yere gidiyorsunuz. Her gün Allah'ın ispatı, kaderin ispatı, haşrın ispatı, imani ders. Laika yoksa Allah aşkına gitme oraya ya. İstikamet yok ki orada. Niye? Laika yoksa kişi vardır demektir. Adınız gibi bilin. Laikaların hakim olmadığı yerde ne vardır? Kişi hakimiyeti vardır. Mantık bu. Bir daha. Laikaların hakim olmadığı yerde kişi hakimiyeti vardır. Kişi hakimiyeti olduğu yerde layık okutturulmaz. Yaptırılmaz. Kardeş bir iman der oku ya. Abi o layık like okusak. Ya ki ustadın talep birbirinin hususi, fikriyatı, hissiyatını bölüşmüşler. işte paylaşmışlar. Sen ben konuşmak gibi. Ayna uydurmuyorum. Abi nur talebelerin birbirinin özel istifade duygularını paylaştığı bir ortam ya. Ustad da onlara iltif ka, iltifat etmiş. "Ka şöyle yapın böyle yapmayın diye. Özel konuşması ustadın. Hmm. Tak ki Ama kitabın adı Risale-i Nur Külliyatı yazıyor. Mesela iman meselesi düz okusa belki bir derece istifade olur ama layıkıyla mesela düz okuduğunda hani mutlaka çalışılaraktan ve kazanımla belirlendisi evet. bakıyorsunuz da bir maziyle beraber ancak aktarılabilir. Başka lugat olmaz. Yani Ev şey, düz oku bir miktar. İstifaden çok fazla ol, olmaz. Olmaz. Yani. Çünkü bilmiyorsun ki sadakat deyince bir gaye uğrunda e çalışmaktır. sadako değil mi? değil mi? Kardeşim beni okunsa işte. Şöyle yapar. Kardeş oradan bir şey oku da bir mektup da gidelim. Ama elde böyle ha. Böyle bir şey oku da gidelim. Çünkü arkadaşlar ben şimdi külliyatı, la, şey laikaları nazara vermesek, burada okumasak, esas olmasa. Otur, kalk, konuşma, git, gel. Öyle olur. Şahıs hakimiyeti olur. Layka ne oluyor? Kardeşim hepimizi oyun etsin. Sen bana yarın sormayacak mısın abi? Laykada böyle yazıyor, sen böyle diyorsun ama. Demeyecek mi? Dememesi için laykayı nazara vermemem lazım. Ama iki ders yok oldu. Nasıl koyacaksın? Türkiye'de bu oturmuştu. Ben mi uyduruyorum? Biz böyle büyüdük. 1994'de Turgut Oğuzal dönemine kadar. İmanı ders 45 dakika geçmezdi. Yarım saat layık olurdu. Ara verilirdi. Çay içilirdi. Meyve de hiç yapılmazdı. Sonra bir müdafaa olurdu. Kalanlara meyve verirler. Mudafa olurdu. Tarihçeden okunurdu mudafalar vesaire. Layık okunurdu. İmani dersten sonra şimdi layık okunuyor mu? Okunuyorsa iyi çok şükür. Peki sen bunu mastahat gördün. Ötekisi de başka bir mastahat, bir mastahat gördü. O da bir mastahat gördü. O da bir Bu ne olur? Böyle ufak bir açı sonra senden sonrakiler ne yapacak? Hasan sana bir böyle yapıyordum Sen Hasan abiden daim biliyorsun. Hasan abiden daim biliyorsun demeye başlayacaklar. Öyle mi? Tamam sen masta değil kardeş. Ustadın tespihatı var kendi tahsiline geçmiş. Ve Resailun Sadikun ve bir talebe Resailun sadıkın sadıkın ne zaman kaldırılmış? Hapisler, mahkemeler varken. Şimdi sadıkın okunmuyor. Şualarda bunu izah etti. Niye sadıkın kalktı? Niye kalkar? Hapishaneler varsa e, hakim sorar. Sen Nurcu musun? Evet dersen hapishaneye çoluk çocuğun dışarıda. Değilim deyince bu ruhsattır diyor böyle zamanlarda. Böyle bir kafirin suresi gibi inne dine inde Allah İslam şapınca bu ne sedilmiş. Ama o şartlar var mı? Niye sahip mı? Ve bir talebe telesi nur diyorsun da sadıkın demiyorsun. Yazıyor metinde yazıyor. Bak öyle kaldı. Peki o hatıra kalktı. Hatıra okundu. Hatıralar bitti. Şimdi söylüyorum. Haritra daha nakledecekler yok. O ima, laika, imandan sonra laika veya mudafa dersi kalktı. Bunun bedelini kim ödeyecek? Başka dershanede ne vardı? Hizbul Kur'an. Ben söylüyorum. Hizbul Kur'an unutulmadım. Oysa İstanbul plakası kaçtır? 34. Bak Emir Davir 34'ten ne diyor Hizbul Kur'an? Hizbul Kur'an kalktı. Tesbihatları şey var. Niye kalktı kardeşim? Bir el yok etti. Cevşen okutturuyor. Tamam o da. Hizbul Kur'an var çünkü okunmasına hiçbir vehim ve vesvese gelmemesi. Nur talebeli bak psikolojik sıkıntı çekiyor. Hizbul Kur'an okumadıkları için. Dershanelerde yok. O abi video nereden bilelim? Ne yazıyor? Hiç mi sormadın ya bu Hizbul Kur'an nedir? 34. sayfada yazıyor. Unutuluyor. Ya kardeşim bu iyi geliyor. İyi geliyor. Elmayı soyarsın parlaktır. Patatesi soyarsın parlaktır. Biraz sonra siyahlaşır. Bu hatıralar iyi gelmedi. Sonucu ne? Layka kalktı. Müdafaa dersleri kalktı. Peki anladım. devam ediyor mu? Yok. Ne olacak o kalkanlar geri gelir mi? E bunlar kaldırdı işte. Bu bunu kaldırdı. Bunu ne setti? Bir de mesela Hizbullah Gayet'te evradı gibi yerleri işte ağır gelir buralar okumayın. Çok acayip bir şey ya. Kur'an, Kur'an'ı iddia ediyor bu cemaat. Yani tamam. Kur'an şey yapılıyor. Hem de Nakşibendi ekolunu ta şey yaptığını takip ettiğini söylüyor. Evradi, kutsi, şahır, nakşibend o duasını ağır gelir. Okuma. La bir zatın, bir insanın duası ağır geliyor okunmada. Allah'ın kelamı niye ağır gelmiyor? Ya anlayamıyorum ya. Ak akıl mı tutuldu? Ben mi oynattım kafayı? Çıldıracağım artık ya. abi planlarını bloke ediyor ki okumayın diyor. Onlara ağır geliyor herhalde. Tabii. O şifreleri çözüyor darmadağın. Vallahi o kadar acayip. Ee, sonunda şey Geylani Hazretleri'nin de duası var İzbül e, Hakkaykin Ama Evradi Kutsi gibi içine ciz, sanki buradan aşağı şelale akıyor gibi. Evradi Kutsi ba Şahin Onun hakkında ustad ne diyor biliyor musunuz? Emirdağ'ında. Beni dedi mutadit defa zehirden kurtardı. Vesile oldu. Hangi eser? Bir, Cevşen. iki Evradi Kutsiye. Bir de başka söylüyor. Ee, bir tane de söylüyor. Evrad-ı Cevşen ee, şey 19 defa tekrar ediliyor ya sekinem, sekinem. Sekine kardeşim Risale-i Nur'a sadık ol ya Risale-i Nur'a böyle izah ediyorsun bak ee, şey külliyata çalışıyorsun. İzah ediyor diyor. La kardeşim bu neresi izah ya? Mutlak muhi hudutsuz, nihayetsiz bu ne demektir? Vahdaniyet, vahidiyet izah mıdır? Külliyatın kendisi ya. Böyle gizli bir el. Aman bilinmesin. Tır tır. Kur'an cuma günü oku Yasin. as oraya Asılsın cuma günü için cuma akşamı. Ya ahmi hükmüyle içeriğiyle amel edilmesin. Onun içeriği gibi düşünülmesin. Bu vahdaniyet, vahtan vahidiyet, vahdet külliyatı meselesi değil mi? Bu külliyat değil mi ya arkadaşlar? Dima bunlar onlar değil mi suret hakikat? Ha, ama ana e laikaların okunmasını kaldırdık. Kaldırdık. Mudafaları da kaldırdık. Bu zarar değil hizmete. Ama böyle çalışmak zarar. Ya hala anlamayacak mıyız? Ne zaman uyanacağız musallada mı? Ha ben saf olabilirim. Beni aldatmış olabilirler. tarih olabilirim. Yaşlıyım. Ama siz uyanık olacaksınız da. İlle böyle laf edin, konuşun diye değil de doğruyu bilin. Külliyata sahip çıkın ya. Layık sahip çıkın, istikamet. Ey peygamber amelini artır, istikametini artır demiyor. Bilgini artır demiyor. İstikametini koru. Bak böyle tek tek çalışıyorsun. Böyle çalışınca ya dün koca bir gün ya. Gece saat 12, ben 12'de yatan insanım 00.26'da bitti. Yarınki pazar irade dersine çalışacağım. Bak bu irade. Ders 28 olacak. Çalıştığımı, topladığımı bir de koca bir gün okudum. Yunanistan, Bulgaristan'dan geldim. Tazeliyim. O iradeleri bir de okudum. Bunu önce oku bunu. Yani Risale'deki o paragrafları önce mi sonra mı? Sıraya dizdim koca bir gün. Yani buradaki sıkıntım Hizbul Kur'an'ımıza, layıkanımıza, münafıkların hulul tarzlarına dikkat edin diye didinip duruyorum. Bir üç tane de okuyalım. Keselim. Konu şey. ihtiyatlı hareket etmek. İhtiyatlı hareket etmek. Onun için sana, bana da ve sana da çok düşüyor. Yayın yaptığın için onu böyle böyle şeyli, ferasetli davranacaksın. Ferasetli, basiretli, dirayetli davranacaksın. Faydası olur zannetme. Gerek yok kardeşim faydası. Onlara doğru yayınladın mı onlar yeter. Nurlar çok ihtiyat ve dikkat ve temkinde bulunmaları lazımdır. Nurcular ihtiyat, dikkat, temkin. Çünkü manevi fırtınalar var. Bazı desas münafıklar her tarafa sokulur. İstibdadı mutlaka dinsizcesine taraftarken hürriyet fırkasına girer. Ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa et, ifna etsin. Şimdi mesela gelir ustat ya ustat ya bir tane der girer Allah sonra tövbe estağfurullah böyle kafa yer. Allah yavaş yavaş baktı ki giremiyor hürmetle ikinci yok büyük para verir. Abdurrahman kardeş hizmetler bize Allah bunu verdi. Size de bu ilmi verdi. Al böyle deste deste para verecek sana. Vay Helal olsun kardeşe bak ya. Ulan ne hizmeti nasıl anlamış? Öyle anlamış ki. <laughs> Öyle anlamış ki. Sonra sen o deste deste para verene zıt bir şey konuşabilir misin? Biraz daha verdi mi hizmette meşverette alacaksın. Hizmete sokacaksın. Parayla girdi ya. Ya kardeş bir verdi, iki verdi, üç verdi. Bölge meşvereti, e, Türkiye meşvereti, semt meşvereti bir şekilde girecek girince de parayla bir şekilde girdi. Sonra parasını helal mi helal bakmadık. Ne verirsen elinle o gelirsen seninle dedik. Soku verdik. Bugün okudum. Ustat teşi bugün okudu. Yine WhatsApp'ta Garimünteşi're attım. Sakın ha diyor. Verecek kişi yalvarmadıkça almayın diyor. Garimünteşi mektubu attım WhatsApp mevcut grubuna. Görmediniz. Garimünteşi o attıklarım hepsi Garimünteşi. İsmim Münteşir değil. Münteşir'de de bir kıs, kısmen kısmi bölümleri var ama Ustad külliyata girerken kesmiş. Yalvarsın diyor. Verirken yalvarsın. Uzak, uzak durun. Ben bak bu yaşa geldim bak bana saçlarımı yaslatın. Hadiselerle. Ben parkura sonradan girmedim. 17 yaşında girdim. Direkt Ruşt abinin sert fırtınasında. 10 sene, 10, 15 küsür sene eve göndermemiş. Çağlayan da bir seneye yakın tek başıma bıraktı beni. Böyle fırtınalı böyle. Duman etti yani. Ama her gün layıka dersi yapar külliyata uymuyorsa reddedin. Allah aşkına. Allah aşkına söylüyorum. Külliyata olmayan bir şey söylüyorsam reddedin. Çünkü ben de ahirette niye mesul olayım? Bak diyor ki nurcular çok ihtiyat. iki dikkat. Üç, temkinde bulunmaları lazımdır. Niye? Çünkü manevi fırtınalar var abiler. Bazı desas münafıklar her tarafa sokulur. Girerler AK Parti'ye. Her tarafa girer münafık. Her tarafta adamlarını koyarlar. Hangisi galipse o da orada galip zaten. Siyasette öyledir. Dini cemaatlara girerler. Menzile girerler. Süleymancılara girerler. İsmail girerler. Nurcuların içine girerler. Girerler de girerler. Neresi kapağı açıksa girerler. Birincisi iltifat kapısı. ikincisi himmet kapısı. böyle. Üçüncüsü bir kar yeri var. Onunla ben hükümette ve devlette iş yaparım zanniyle böyle açık kapılar var mutlaka bir zaaf kapımız olur. Ya paradır ya onun kariyerinden ya siyasi otoritesinden ya da dilinden, şöhretinden yani kapılırsın. Her tarafa bunlar sokulur. İstibdadi mutlak yani CHP'yi, dinsizcesine taraf gelirken onu yönetirken aslında zihniyeti bu iken hürriyet fıkrasına girer. Girer demokratlara, AK Parti'ye şuna girer, buna girer. Ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifna et. Çok etsin, yok etsin. İkinciyi okuyorum. İkinci cümle. Emirdan da de geçiyor değil mi? Demokratlara girip evet. Girerek soğutmak istiyorlar. Evet aynı mesela giriyor. Öyle bir icraat yapıyor ki mesela Doğu'da. PKK niye çıktı? Doğu niye devlete karşı çıktı? Öyle bir zulüm yaptılar ki bu 2002'den 2000'den önce siyasi, askeri, ekonomi, Halka illallah burasına getirdi. Halk ölüyor. Her türlü melan, her türlü zulme uğruyor. O daha kalktı, şeye kalktı tamam da bu niye çıksın ya çocuk çözüm bırakıp daha kalksın. Peki kim yaptı? Devlet yaptı diyor. Oysa bunlar yapıyor. Bu gayrimüslimler, Yahudi ve Sabetay ve Ermeni asıllılar. Ondan sonra çok şükür ki soy ayacı çıktı da herkes soyunu da görüyor. Onu doğuya, halka baskı yaptılar ki devlete karşı ol. Sen zıtlaş. Kasten yapılmış. Şimdi Bak ona delil. Köprü yapıyor, yol yapıyor, hastane yapıyor. Adam uçuruyor, uç, bombayla uçuruyor. Ya o ilçe hastane yapılınca o hasta, hastane daha kargasken uçurulur mu? Uçuruluyor. Köye su getiriyor, su, su deposunu uçuruyor. Niçin? Dozeri yakıyor. Hizmet gitmesin. Devletle de barışık olmasın. Devletle de barışık Niye? Devlet de kopuk olsun ki yiyebilelim. Onun için ne yaparlar? Oradan suret haktan gözükür bizim de neyimizle yakalarla? Ya milliyetçilikle, ya servetiyle, ya siyasi kariyeriyle, ya şöhretiyle, ya cazibe fitnenin konuşmasıyla. Ama bu asırda ya ekonomi veya milliyetçilikle yakalıyor. Milliyetçilikle yakalıyor. Yani doğuya gittiğin zaman böyle beş vakit namaz kılıyor. Hakikaten Allah bu düşme dostu ya. Yani ne mübarek insan var. Gidiyor o itilmekten zulmünü görmüş karısına kızına. Yan, yanlışlıklar yapılmış kasten köy meydan toplanmış evini yakılmış şey ya bu adam nasıl dost olsun? Yani kasten yapılmış ki düşman olsun diye oyun buydu. Ama çok şükür ki müspet en azından böyle yapmayan bir şey var hükümet var ya yani. yani tam tersine hizmeti götüren oraya teşvikler yapan devletiyle halkını barıştırmaya çalışan şey var yani çok şükür. Ben yaşadım arkadaşlar ya ben 60 küsü 60 olduk. Sağcılık solculukta ya ben her gün 70-80'den önce sağcılık solculukla vallahi inan bana 30'dan aşağı şehit gelme ölüm olmazdı çünkü gençlerden. Şaşırmıştım bir gün. Amcam bir gün dedi ki eve geldi. Ya bugün dedi akşama kadar toplam 27 kişi düne göre karlıyız dedi. Karı evde söylüyor. 3 kişi az ölmüş düne göre diyor. Her gün 30 kişi en az insan ölüyor. Bakın girin görürsünüz haberleri. Eski 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 arşiv ya. Yani. 80'den önce her gün 30 kişi ölüyordu ya. Niçin? Sağcılık sonra ikisi de aynı adamdı. Küreselcilerdi. Ondan önce ne vardı? Alevilik, Sunilik vardı. Vitrine koyduklarına bak. Alevilik, Sunilik, sağcılık, solculuk, Türk, Kürt. Şimdi o da bitiyor. O moda da geçiyor. Şimdi ben ne çıkartacaklar bilmiyorum işte. Moda. Acayip bir şey. En berbatı nedir? Hepsinden hululdur. Hulul tarzı. Senden gözüküp senin içine girmesidir. En tehlikelisi budur. Bunun adı hulul. Hulul. Rüştü abi bunun çok ders yapardı da. ne taarruzu bırakıp dostane hulul edip içine girer içeriden bozuyor. Münafık değil mi? Münafık. Kafir karşıdadır, münafık içindedir ama hulul tarzına girer. Ustatçı, Kur'ancı, Allahçı. Bakara suresinde altı e, 6 tane ayet kafirden bahsederken bir Bakara suresinde 2 katı 12 tane ayet der. Munafık bahsini ustad geçiyor. Munafıktan bahsediyor. Hulul. Hepsinden beterdir. En beter hululdur. Neye benziyor biliyor musun? Psikolojik hastalıklar gibi veya gizli kanser gibi. Organ ki ağrısa çaresi var. Böbreğin ağrıdı, ayağın kırıldı. Ne no, Bu kafire benziyor belli yani. Ama kanserle psikoloji hululdur. Nereden çıkacağı belli değil. nasıl çıkacak belli değil. Şu an en gündem olan zamanı. Evet şu anda hulul. acayip söylüyoruz tat. Onu bir ders. Dersten sonra ben bir bakayım onu da. Hulul. Çok yapar duruştu abi. En tehlikelisi. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanda da öyle. Ama perde yırtmamış peygamber. Sır katibine söylemiş. Evet, Hazreti Ömer gitmiş sır katibine demiş ki Kimdi sır katibi? Ebu Hüreyre ona söylemiş. Ya Ebu Hüreyre, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Allah Resulü tamam söylemeni istemiyor. Zaten diyemez. O bahsettiği 10 tane, tane mi diye 12 tane mi? Münafığın içinde ben var mıyım yok muyum? Bana bir işaret ver yeter. O münafığın içinde ben var mıyım yok muyum? Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım. O Hazreti Ömer'in ruhu için Müslümanlara affeyle. Bize şefaatine mazar eyle onun istikametinden bize ayırma. O ruhu bizi sirayet ettir ya Rabbel Alemin. Ya diyor demeyeceksin ama bir işaret ver. Ben on, o on iki tane mi? On, on tane galiba. Ha on tane aşırı mı? Şöyle on iki tane münafık. Onların içinde ben var mıyım? Oysa ben münafığı araştırdım külliyatta. Ee, münafık kendisini bilir. Münafık olup olmadığını bilir. Çünkü alametleri var. Bir, münafık sözünde durmaz. Yalan, konuşur. konuşur. Emanete ihanet eder. Ha bak bu hadis. Şimdi izah başka hadislerde var. Emirdan da geçiyor. Kaç 76 mıydı? 78 hmm. mi? Bir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın aleyhindedir demiyor. Şiddetli aleyhindedir. Sonra bir de vicdansızdır, vicdansızdır ve kapsızdır diyor. Usta tep demiş ya. Biz ona uyalım abiler rahat edeceğiz. Bana diyecekler ki bunu. Niye dedin? Külliyatta öyle yazıyor. Niye demedin? O, o, orada deme diyordu. Peki bunun dışında bana diyecekler ki bunu ne yaptın? Kem kim yapacak? Ama buradakileri nakledersem ustada yük yıklayacağım. Ya Rab ona sor. Kardeşlerim çok ihtiyat ediniz. Munafıklar çoktur. Çokmuş. Yani Resulullah zamandakiler yok mu oldu? Munafıklar çoktur. Mümkün oldukça risalelerin buradan irsal edildiğini söylemeyiniz buradan ortaya çıktığını, buradan basıldığını, çoğaltıldığını demeyiniz. Niçin? Savaştayız. Savaş bir iledir. Ta risale Nur hizmetine zarar gelmesin. Kastamonu 9'da söylüyor. Son cümlemiz. Heze ne demek heze? Heze hizmet rehberi. Şimdi hizmet rehberi 162 okuyorum, kesiyorum. Hem çok vicdansız insanlar var ki garaz ve tama veyahut haf cihetiyle nuru inkar eder veya gözünü kapar. Bu korkunç hastalıklara bakın. Korkunç psikolojik. Diyor ki bak hem çok hem çok vicdansız insanlar var. Bir, garaz. iki tama doymamazlık. Veyahut haf, korku cihetiyle nuru inkar eder veya gözünü kapar. Ben gelemem, devlet memuruyum, ben derse gelemem. Ondan sonra bir şey oldu, adam korkusundan gitti, külliyatı çöpe koydu. 2016'da. Gittim hepsini küçük çekmecedeydim ben. Hepsini topladım gündüz ortası. Ya, o görmemle külliyatı aldım. Ya bak ne haf damarı cihet ile nuru inkar eder veya gözün kapar. Nurcu değilim diyor. Bana şeyde sordular. Sen e, nurcu musun? Ben Risale Nurcu değilim. Ben Risale Nur talebesiyim. Talebeyim ben. Hocam hoca değilim. Onu siz uydurdunuz. Ben talebeyim. Onun için kardeşlerime de tavsiye ediyorum ki ihtiyat etsinler. Nahillerin eli, eline hakikatler vermesinler. Hem ehli dünyanın ehvamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Ya bana da çakıyor. Akıllı ol. Her şeyi konuşma. İhtiyat etsinler. İhtiyat et. Ne demek? Nahillerin olduğu yere şey yapma. Eline. Mesela diyorum ki Furkan'a. Bunu bak size söyledim. Bunu sil. Tamam. Nail'in ellerine hakikatler vermesinler. Yani bir şey yok da evham edecekler yani. Hem ehli dünyanın evhamını tahrik edecek işlerde bulunmasınlar. Mesela sordular. Benim köyde de soruyorlar. Bazen telefonda da soruyorlar. Ne diyorum biliyor musun? Ne diyorum sen söyle ködekilere. Şaban Ali fıkı sor Pazar müftisine sorun. Pazar müftüsüne havale ediyorum. Pazar müftüsüne, Rize müftüsüne sorun. O çok iyi. Ya hoca değil misin ya? Büyük hocalar varken küçük hoca konuşmaz. Ve baktım ki anlamayacak. Yasin hoş geldin. Şey Fatih hoş geldin. Niye seni Fatih Yasin karıştırıyorum? Sen diye belki. Tamam. Ondan yani hemen aval edin kardeşim. Cevap vermek zorunda değilsiniz. Büyük hocalar varken küçük hocalar konuşmaz. Rize müftüsüne sorun. Ondan sonra fetva şeylerini sorun kardeş. Baktım adam şey, adam anlayacak, şey yapacak, seviyeli. Ha bu budur. Evet, vermeyin. Ve ahir davahum enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha temas